Herkese merhaba. Bugün iki adet raporu inceleyeceğiz. Bir tanesi Kanada'nın önde gelen think tank kuruluşlarından olan bir rapor. Diğeri ise IMF'nin 4 gün önce yayınlamış olduğu küresel finansal istikrar raporu. Kanada Maliye Bakanı bu ay yaptığı birçok konuşmasında borç milli hasıla oranını düşürmekte kararlıyız ifadelerini kullanmıştı. Kanada'da pandemi öncesinde borcun milli hasıla oranı %31 seviyelerindeyken şu an bu pandemiyle beraber %54 seviyelerine ulaşmış durumda. Bunun orta ve uzun vadede düşürülmesi gerekiyor. Bu iki açıdan önemli. Bir, Kanada doları önemli bir para birimi. Bu şekilde giderse değer kaybedecek. İkincisi ise pandemi kaynaklı borç. Sonuçta bu borcun bir neslin üstlenmesi gerekiyor. Olağanüstü mali istikrar dönemlerinden yararlanan nesiller mevcut. Maliyeti daha çok bu nesillerin üstlenmesi isteniyor. Örneğin 2010-2020 arasındaki dönemde iş gücüne dahil konuyu bilen insanlar varlıklarını oldukça değerlediler. Ancak şu an güncel olarak yeni işe girmiş genç nesiller eğer borç 18 ila 25 yıl arasında tasfiye edilmezse şu an iş gücüne katılan gençler emekli olduklarında pandemi döneminde yaratılmış borcu üstlenecekler. Bunun da olmaması isteniyor. Adaletli olmayacaktır deniyor. Çünkü gelecek nesiller iklim değişikliği ve artan nüfus gibi sorunlarla zaten karşı karşıyalar. Bu raporda 3 farklı senaryoda ülkenin borç milli hasıla oranını gözlemliyoruz. Bu pandemi öncesinde %31 seviyelerinde. 3 farklı senaryo için bakacak olursak politika faizinin 2.25 seviyelerinde kalması durumunda 2050 yılında %25 seviyelerine gelerek pandemi öncesine dönüyor. Politika faizinin 2050 yılına kadar 3.25 bandında kalmasıyla yine pandemi öncesine benziyor %33 seviyesiyle. 4.25'te ise pandemi öncesinden biraz daha fazla oluyor. Yani optimum çözümün 2.25-3.25 bandında kalması olarak şu an içine hesaplanıyor. Biz buradan ne anlıyoruz? Gelişmiş ülkeler için orta vadede çok düşük faizin olacağını söyleyemeyiz. Şu an Kanada'da politika faizi %1 seviyesinde. En azından 20 sene için bunun 2.25-3.25 bandında olmasının uygun olacağını söyleyen raporlar mevcut. Bu rapor şu an bunlardan bir tanesi. Bir diğer rapor IMF'nin 4 gün önce yayınlamış olduğu küresel finansal istikrar raporu. Biz burada öne çıkan 10 adet grafiği derledik. İlk grafik emtia fiyatlarındaki oynaklıkla ilgili. Güncel dönemdeki oynaklık 74-2008 dönemlerinden daha fazla oldu. Bu önemli. Bunun dışında gelişmekte olan ülkenin para birimleri de önemli. Çünkü dünya eskisi gibi değil. Ülkeler üretimleriyle birbirine doğrudan bağımlı. Yani gelişmekte olan ülkelerin kriz yaşamaları bölgesel belki küresel kriz için tetikleyici olabilir mevcut koşullarda. Burada maalesef 2022 yılının başından ve savaşın başladığı 23 Şubat'tan bu yana değer kaybeden para birimlerine baktığımız zaman 16 adet gelişmekte olan ülke arasında Türkiye burada %10 değer kaybıyla maalesef sonuncu sırada. Savaş sürecinde ayrışan sektörlere baktığımız zaman enerji sektörü savaş zamanında öne çıktı. Bunun dışında gıda sektörü öne çıktı. Japonya ve ABD savaş döneminde varlık girişlerinin en fazla olduğu ülkeler oldu. Projeksiyona baktığımız zaman burada faiz oranları oynaklığı gözüküyor. Faiz oranları oynaklığı bu yılın başından bu yana sert bir şekilde yükseldi. Buradaki olumlu durum faiz oynaklıklarının yavaş yavaş azalmaya başlamasının beklenmesi Japonya haricinde. Ancak olumsuz durum azalmaya başladığı bölge de şu ana kadar ki olan oynaklık seviyelerine bakıldığında oldukça yüksek seviye. 2023 yılına kadar faiz oranlarındaki oynaklığın devam etmesi bekleniyor. Çünkü Fed'in gerçekleştirmek istediği asıl faiz arttırımlarının en büyüğü 2023 yılına kadar yapılacak. Sonra minik artırışlar ya da bir dengelenme bölgesi olacak. Bu biraz olumsuz bir durum bu sene için. Büyüme durumuna baktığımız zaman burada en iyi bölge ve burada en kötü bölge yer alıyor. 2008-2009 bölgesi büyüme için en kötü bölgeler. Burada gördüğümüz gibi 2012-2015 arası büyümenin hızlandığı, 2016-2020 arası büyümenin genellikle pozitif bölgelerde olduğu dönemler. Fakat şu an böyle değil. Şu an 2010 dönemine benziyor. Bir, yani buna en iyi bölge, buna en kötü bölge dersek şu an biz ikinci bölgede yer alıyoruz. Risklerin bu yıl için oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Yani bu yıl yapılacak para politikaları, büyüme politikaları oldukça belirleyici olacak. Bu ABD politika faiziyle ilgili buradaki önemli olan husus 2024 ve uzun dönemde politika faizinin 2.25-2.50 bölgelerinde kalmasını bekliyorlar. En yüksek faiz arttırımını bu yılın sonuna kadar yapacaklar. Beklenti bu yönde. Az önce Kanada raporunda bahsettiğimiz gibi majör ülke merkez bankalarının faiz oranı
bir süre yüksek kalmaya devam edecek. Bu gelişmekte olan ülkeler için önemli olacak maalesef. Burada da majör merkez bankalarından 3'ünü görmekteyiz. Fed'in 2026 sonuna kadar faiz oranını %2 seviyelerinde tutması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın 1 seviyelerinde tutması bekleniyor. Bizim buradan çıkaracağımız sonuç, majör merkez bankaları 2026 sonuna kadar faizlerini yüksek seviyelerde tutacaklar. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler bu durumdan olumsuz olarak etkilenebilir. Bu yüzden de gelişmekte olan ülkelerin mevcut durumlarını incelemek önemli olacak. Burada gelişmekte olan ülkelerin bankalarının yerel para cinsinden tutmuş oldukları bono ve tahviller bulunuyor. Bu kırmızı çizgi pandemi öncesi 2019'u ifade ediyor. Yeşil bölgede 2020 yılını ifade ediyor. Yani pandemide aslında hangi ülkelerin ne kadar para bastığını anlamakta önemli. İleride gelişmekte olan para biriminin en azından 2026 sonuna kadar değer kazanması pek beklenmiyor. Ve bu basılan paralar ileride daha da değer kaybedeceği için mali sektörü olumsuz olarak etkileyebilir. Burada da gelişmekte olan ülkelerin 2008 ile kıyaslandığında güncel olarak yerel para cinsinden ne kadar devlet tahvili tuttukları gözüküyor. Burada Pakistan gibi bazı ülkeler 2008'e göre çok daha fazla para basmışlar. Aslında ortalamasına baktığımız zaman birçok gelişmekte olan ülke 2008 dönemine göre pandemide daha fazla para arzına gitmiş. Son olarak pandemi ile beraber kripto varlıklardaki işlem hacmi yer alıyor bu grafikte. Tether en yaygın stablecoin. Ocak 2020'ye baktığımız zaman Tether dolar paritesi neredeyse %100 seviyelerinde. Ancak pandemiyle beraber diğer gelişmekte olan para birimleri de Tether ile takas ediliyor. Burada maalesef Türk lirası Amerikan dolarından sonra Tether ile en fazla işlem gören para birimi. Aslında bu Türkiye'de kripto varlıkların işlem hacminin gelişmekte olan diğer ülkelere göre çok daha fazla arttığını gösteriyor. En azından yerel para cinsinden yapılan takasın çok daha fazla arttığını gösteriyor. Bu tabii yerel para birimleri için önemli bir risk oluşturuyor. Peki biz bu iki rapordan neler anlayabiliriz? Kısaca şunları söyleyebiliriz. Pandemi kaynaklı oluşan bütçe açığı ve borç fazlası ne şekilde tasfiye edilecek? Bu önemli bir sorun. Yani sadece toparlanma değil, toparlanma dışında sosyal sınıflar arasındaki gelir dağılımı üzerinde kafa yormak da önemli olacak. IMF raporlarından da gördüğümüz gibi majör ülke merkez bankalarının faizi bir süre yüksek kalmaya devam edecek. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin bu süreçte değersizleşme eğiliminde olacağı anlamına geliyor. Bir diğer sonuç, pandemi kaynaklı olarak bütçe açığı veren ülkeler haklı olarak bütçe fazlası vererek ekonomilerini dengelemeye çalışacaktır. Bu durumda küresel ekonomide ülkeler nezdinde ihracatın ve kendine yeterliliğin daha önemli olacağı bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz. Bir diğer sonuç, kolay paranın olmayacağı yüksek faiz ortamında borsaların nasıl tepki vereceğini henüz bilmiyoruz. Eskisi kadar hızlı yükselişler olabilir mi? Bunu gözlemleyeceğiz. Bu yüzden yüksek gelir grubu dışındaki sosyal sınıfların gelir dağılımındaki kendi paylarını koruması için, satın alma güçlerini koruması için borsalar dışında özel sektör bonoları, gayrimenkul ve belki de kripto varlıklar hakkında, yani özetle farklı finansal ürünler hakkında bilgi sahibi olmaları bu sosyal sınıflar için önemli olacaktır. İki adet rapordan anladığımız kadarıyla ilerleyen vadede küresel ekonomi için de çok kolay dönemin olmayacağını görüyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için de kolay durumların olmayacağını görüyoruz. Ülkeler kendi üretim ve ihracat politikalarını tekrardan gözden geçirecekler. Tüm dünyada çalışan ücretli kesimler ise satın alma güçlerini korumak için farklı alternatifleri araştırmak durumunda kalacaklar. Bu videoda elimizden geldiğince iki adet raporu inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.